iyilikle kötülüğün mücadelesinde son duruma bir bakalım. Evet, son duruma göre Kuzey Yarımküre'de 1834 iyiliğe karşı 1619 kötülük. Güney Yarımküre'de 2465 iyiliğe karşı 2458 kötülük. Bu duruma göre iyiliğin biraz öne geçmiş olduğu görülüyor. İyilik kazanacak tabii. Çünkü bir gün herkes çocuktu ve iyiydi. İnsanlar bir gün mutlaka özüne dönecektir. Yani iyiliğe. İyilik yerine deseydin daha iyi olurdu. Çünkü bütün iyiler... Tebrikler Selena. İyiliğin şerefine bu gece tüm evrende yıldızlar yayacak. Aa, ne kadar güzel. Umarım bu güzel gecede herkes iyilik ve sevgi diler. Böylece iyilikten tekrar iyilik doğmuş olur. Kötülüğün daha cazip, daha çekici olduğunu kabul edecek olursak... ...Selena'nın zoru başardığını söyleyebiliriz. İyiliğin başarısını Selena'ya alkışlıyoruz. İyiliğin artışı belli bir süre daha böyle devam edecek olursa... ...korkarım Hades'e sen bir ceza vermek zorunda kalacaksın Selena. Ah, hepiniz göreceksiniz. Yakında kötülük iyiliği yenecek. Hepiniz göreceksiniz. Yürü. Ablacıklar, ben bu kompostayı yazamıyorum. Komposta değil o bir kere Nazlıcığım, kompozisyon. Sorun nedir Nazlıcığım, cümleleri mi toparlayamıyorsun? Yok, aklıma bir şey gelmiyor. Ben bu konuyu yazamıyorum. Aman be Nazlıcığım, soğuk füzyonla ilgili yazı istemiyorlar herhalde. Ne istiyor öğretmeniniz? Son gittiğiniz tatillerini yazın diyor ama ben hiç tatile gitmedim ki. Maalesef haklısın Nazlıcığım. Babamızın son zamanlarda işleri pek iyi değildi. O yüzden tatile çıkamamıştık. Tamam o zaman. Madem öyle sen de hayal gücünü çalıştırırsın. Mesela gitmeyi çok istediğin bir yeri yazabilirsin. Hey, bu harika bir fikir ablacığım. Bak sen. Demek üç kız kardeş ders çalışıyor. Aferin, aferin, aferin. Aslı, bence bunlar aferini benim ödevlerimi yapınca hak edecekler. Çok haklısın kızım. Evet. Ne kadar çok ders yaparsanız o kadar çok alıştırma yapmış olursunuz, değil mi? Şimdi hemen tek 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 Kıvılcım'ın ödevlerini yapın. İyi de bu doğru bir şey değil ki. Herkes kendi ödevini kendi yapmalı. Yoksa hiçbir şey öğrenemez. Annemiz bize öyle öğretmişti. Öyle mi? Eğer bu ödevleri bitirmezseniz Aslı yengeniz de size çok güzel cezalar öğretecek. Aman Aslı, uğraşma şu... Ben bunları kopya ederim. Olur biter. Al tatlı kızım, yorulmayasın sakın. Muhatap olacağıma yorulurum daha iyi. Kızlar, bakın size neler getirdim. Aa, en sevdiğim kurabiyeler. Hepsi senin onların, merak etme. Müstesna, sen benim kızımın en sevdiği kurabiyeleri. Bu yavrucaklara niye getiriyorsun? Ama hanımcığım, onlar misafir. Hem çocuktur onlar. Kokar, canları çeker. Müstesna, bu evde kime ne getirilecek, ne götürülecek ona ben karar veririm. Ben çilekli turta da istiyorum. Ve sosisli börek. Duydun değil mi? Hemen mutfağa Kıvılcım'ın istediklerini yap. Tabii hanımcığım, sen evlatlığa yaparsın. Hadi. Evet. Sizlerle daha sonra hesaplaşacağım. Bana ukalalık etmek neymiş göstereceğim size. Yavrucaklarım. Hadi gidelim. Şunları da alayım. Kurabiye çekti. Benim de. Ne güzel yapmıştı Müstesna teyze. Taze taze. Ama ne yapacağız? Selena? Kurabiye için Selena'yı çağırmamız biraz ayıp olmaz mı? Olmaz. Biz çocuğuz. Hep dünyanın sorunları için Selena'yı çağıracak değiliz ya. Kızmaz bize. Tamam o zaman. Hadi Selena'yı çağıralım. S
Selena. Selena, Selena. İyiliğin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Nedir problem? Bizim canımız kurabiye çekti. Kusura bakma, seni böyle basit bir şey için rahatsız ettik ama. Saçmalamayın kızlar. Bir kere kurabiye çok önemlidir. Aa, kurabiye! Afiyet olsun. Evet küçük hanımlar, bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet Selena, seni çok seviyoruz. Buradan ne kadar güzel gözüküyor o kurabiyeler. Ben de yiyeyim. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Canım bunları daha hiç kullanmamışsın sen. He? Kıvılcım, Kıvılcım. Ah, Ekrem'cim geldi. Hadi gel de babanı beraber karşılayalım. O benim gerçek babam değil. Uzatma Kıvılcım hadi. Ya bak sinirlendirme beni, moralim Aslı. Tamam tamam canım tamam. Baban değil senin o. Hadi yürü. Ah canım canım hoş geldin. Çekil şuradan. Ay. Ay canım kocamı nasıl da özlemişim ben. Kıvılcım. Ama bu çok ufak. Oyuncak bebek değil. Makyaj takımı da değil. Kıvılcım o hediye annene ait. Ama ne? Zaten son aldığım tüm hediyeler iğrençti. Kıvılcım nasıl konuşuyorsun öyle? Canımın istediği gibi konuşurum ben. Hizmetçi yemeklerimi hazırlayana kadar ben bunları temize çekeyim. Çok meşgul olacağım. Beni rahatsız etmeyin. Kıvılcım son günlerde çok hırçınlaştı Aslı'cığım. Onunla ciddi şekilde konuşmamız gerekiyor. Biliyorum canım, biliyorum ama ben konuşurum merak etme. Biliyorsun, Blue uçağında böyle asi olabiliyorlar ama geçici bir dönem bu. Neyse, sen bana ne aldın? Ha? Göstersene. Hadi aç bakalım, sana layık değil ama umarım beğenirsin. Ekrem, beni çok şımartıyorsun. Ne oldu? Beğenmedin mi? Beğenmek mi? Çok beğendim, bayıldım hayatım, bayıldım. Takmayacak mısın? Bu acayip şeyi. Yani bu acayip güzel şeyi bir an önce takmak istiyorum hayatım. Yardımcı olur musun? Tabii. Eminim sana çok yakışacak. Bakayım. Gerçekten haklıymışım, çok yakıştı. Değil mi? Ben de çok beğendim. Beğenmek mi? Ay. Böyle acayip bir şeyi sen nasıl beğenirsin Aslı? Akıl var, mantık var. Bu adam seninle dalga mı geçiyor ya? Ha? Tam bir zevksizlik abidesi. Çok mu aramış acaba bu testih gibi şeyi? İyi ki almışım değil mi? İyi ki almışsın hayatım, iyi ki. Bunu bir ara kuyumcuya götürüp satayım da bari bir işe yarasın. Kaç para bu? Çok. İşte Ütopya'da herkesin dinlenme vakti. Benim içinse en uygun zaman. Aşkta ve savaşta kazanmak için her yolu denemek mübah demişler. Madem biz de kazanmak için her yolu kullanacağız. Bu mıknatısla biriken iyiliklerin bir kısmını emip iyiliklerin sayısını azaltacağım. Böylece Selena'yı içten içe yeneceğim. Şşt, yavaş. Ah!
Kolay gelsin Hades. Selena. Bakıyorum işi iyice üç kağıda vurmuşsun. Bütün lanetler üzerine yağsın. Selena. Fazla oldu. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Daha yapacaklarım var Hades. Kötülere yenilmeyecek kadar iyi. Güzel. Sandığımdan da iyiymişsin. Dişli rakipleri severim. Ne oluyor burada? Burası kavga edilecek yer mi? Hades sahtekarlık yaparken yakaladım Yüce Onos. Elindeki mıknatısla iyilikleri çekecekti. Doğru mu bu Hades? Yalan söylüyor. Kesinlikle yalan. O zaman elindeki bu mıknatısın işi ne? Bu benim buzdolabı mıknatısım. Bildiğimiz magnet Yüce Onos. Tehlikesiz bir şey. Ben yapacağım kötülükleri unutmamak için kağıda yazıp bu mıknatısla yapıştırıyorum. Bir yalan. Bu kadar büyük buzdolabı mıknatısı mı olurmuş? Benim buzdolabım çok büyük. Ben çok iştahlı biriyim. Ne yapayım, çok yiyorum. Kötülük biraz acıktırıyor da. Hadi, hadi. Gidin kavganıza dünyada devam edin. Beni rahat bırakın, çalışacağım. Tabii canım, burada bir uğraşacağım ha. Gider dünyada üç tane kötü kazanırım. Daha doğru. Kazanamayacaksın Hades. Ne burada ne dünyada. Dikkat ettiysen sana eskisi gibi güzel masaj bile yapamıyorum hayatım. Ama ne yapayım, çok yoruluyorum. Senin şu üç küçük yaramazla sabahtan akşama kadar uğraşmak pes dilimi çıkarıyor. Ah hayatım. Bu narin vücudum o kadar çok yıpranıyor ki. Evde bütün işleri müstesna yapıyor. Sen nasıl bu kadar yoruluyorsun, ben de onu anlamıyorum. Biliyorum Ekrem'cim ama eskiden bu kadar çok yorulmuyordum ki. Şimdi senin üç küçük Şirine'nin yaramazlıklarıyla uğraşmak kolay mı sanıyorsun? Onlar mı yaramaz? Yapma Allah aşkına Aslı, şaka yapıyorsun herhalde. Hayır, şaka falan yapmıyorum. Ekroş'cığım, Ekroş, bir fikrim var. Biz bu kızları diyorum. Yatılı okula göndersek mi? Ha, ne dersin? Ne münasebet, nereden çıktı şimdi durup dururken bu yatılı okul fikri? Ayrıca lütfen bana Ekroş deme, ağzın alışacak. Başkalarının yanında da söyleyeceksin. Aman tamam demem. Sen tabii rahatsın. Sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Onların bütün yaramazlıklarıyla sabahtan akşama kadar ben uğraşıyorum. Aslıcığım, bu yadigar çocukların sana ne zararı var? Gayet terbiyeli çocuklar. Bugüne kadar ben en ufak bir terbiyesizliklerini ve yaramazlıklarını görmedim. Bir tek sen görmedin zaten. Onlardan da bir tek sen şikayetçisin. Bak, hiçbir komşumuzdan bir şikayet gelmedi. Aklını kullan Aslı. Komşuların bu çocuklardan şikayetçi olması lazım. Hı? Ya demek komşulardan şikayet gelse o zaman başka türlü olacak ha? Güzel. Bunu öğrendim, iyi oldu Ekroş'cum. Oh, içimden sana istediğim kadar Ekroş diyebiliyorum. Ekroş, Ekroş, Ekroş. Onun için de bu yatılı okul fikrine sıcak bakmıyorum. Göreceğiz. Kim bilir, belki çok yakında fikrim değişiktir sevgili kocacığım.
İyi geceler. Zannediyorum. Gözlerimi açtığım zaman orada olmayınca çok üzülüyorum. Evet, haklısın kardeşim. İnsanı kendi evini hiçbir yer tutamaz. Ama yine de amcama dua edelim. O da bize evini açtı, sahip çıktı, yanına aldı. Orası öyle de Aslı yengemizle Kıvılcım da olmasa daha çok mutlu olurduk. Öyle söyleme ya. Amcamız bizim kanımızdan. Akrabayız sonuçta. Hem Aslı ile Kıvılcım'ın da bizi birdenbire sevmesini bekleyemeyiz. Onlarla da zamanla iyi anlaşacağız. Ben nedense senin kadar iyimser düşünmüyorum bu konuda. Ay 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 ay! Demek uyandınız yavru kuşlar. Günaydın Müstesna teyze. Günaydın size de kızlar. Hadi bakalım şimdi hemen yüzünüzü elinizi yıkayın. Ondan sonra da kahvaltıya. Ben de buraları birazcık toparlayayım. Senin nefis kahvaltını kaçırır mıyız Müstesna teyze? Hemen geliyoruz. Oy 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 kurban sana. Müstesna. Ne işin var senin burada? Hanımım gitti benim keçiler. Yüreğim altıma geldi valla. Söyle ona odadan hemen çıksın. Hemen dışarı çık odadan. Hanımım daha odayı toparlayacaktı. Bırak kızlar toplasın odayı. Müstesna'nın bir sürü işi var. Bırak kızlar toplasınlar canım odayı. Hem senin bir sürü işin var. Kıvılcım'ın odası daha toplanmadı. Mutfak da seni bekliyor. Yok yok ben önce buraları bir toparlayayım sonra inerim mutfağa. Müstesna. Burası benim evim ve benim kurallarımı uygulayacaksın. Anladın mı? Aferin Aslı. En iyi öğrencimsin. Bravo. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Şimdi çık dışarı. Elindekileri bırak oraya. Odanın dağınıklığına bak. Lübnan'a dönmüş. Her yeri iyice temizlesinler. Silip süpürsünler. Şimdi her tarafı iyice temizliyorsunuz ve silip süpürüyorsunuz. Eğer etrafta en ufak bir toz zerresi ve pislik görürsen haliniz çok fena. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ha, sonra gelip tek 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 kontrol edeceğim. Eğer etrafta ufacık bir toz zerresi görürsem bütün odayı yeniden temizlersiniz. Canım yavrularım benim. İleride zengin olursam ilk işim çocuğu tedavi ettirmek olacak. Bence bize iyilik yaptı. Selin, sen bu evde kala kala galiba ayarın bozuldu. Yani bir saat temizlik yapacağız. 15 dakika yatak toplama, 11 dakika toz alma. 15 dakika silme, 6 dakika süpürme. Tam 48 dakika. Müstesna teyze yaparken saplamıştım. Ya biz burayı nasıl temizleyeceğiz? Bilmiyorum. Ben biliyorum, Selena'yı çağırıp hemen temizler. Evet ya, Selena'yı çağıralım. Selena. 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 İyilerin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Yardımına çok ihtiyacımız var. Evet Selena. Bu odanın kısa süre içerisinde temizlenip toparlanması lazım. Sen bir sihir yaparsın değil mi? Ben tabii ki sihir yaparım ama kızlar sizlere verdiğim yetenekleri unuttunuz galiba. Aa evet unuttuk. Ben size bu güçleri gerektiğinde kullanın diye verdim kızlar. İsterseniz siz şimdi güçlerinizi deneyin. Eğer bir problem olursa tekrar beni çağırın. Anlaştık mı? Anlaştık Selena. Tamam o zaman. Hadi iş başına. Ben de görevime. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet kızlar, güçlerimizi test etmenin zamanı geldi. Unuttunuz mu?
Biriniz elektronik eşyaları uzaktan kumanda ediyor, öbürünüz ışık hızıyla hareket ediyor. Evet ama yaşlarımız da sınırlı. Yani en fazla 13 saniye. Benim 10 saniyem var. Hadi iş başına ortak. Temiz oldu. Hem de tam 13 saniyede. Çak. Ben çocuklarla konuşurum Aslı'cığım. Hayır hayatım, yapacakları da bir iş olsa yani. Altı üstü bir yatak toplayacaklar, o kadar yani. İnsan biraz temiz olur. Yani sonuçta bunlar genç kız, ileride ne yapacaklar hayatım? Kusura bakma, sen böyle şeyleri kızıyorsun biliyorum ama hayatımda böyle disiplinsiz çocuklar görmedim. Büyütüyorsun Aslı'cığım, bunlar daha çocuk. Çocuk ha? Asıl bizim Kıvılcımımız çocuk. Hep unuttuğun çocuk. Aslı! Yalan mı hayatım? Eğer Kıvılcım aynı şeyi yapmış olsaydı sen onu cezalandırırdın. Ben? Evet sen. Bak saat kaç oldu? Herkes kalktı, onlar yoklar. Neredeler acaba ha? Neredeler hayatım? Hanımefendiler tabii çıkamadılar odalarından. Günaydın Ekrem amca. Oo. Ben size odanızı toplamadan aşağı inmeyin demedim mi? Ne çabuk indiniz? Odamızı topladık Aslı yenge. Hadi oradan, yalancı. Bu kadar zamanda yataklarınızın çarşaflarını bile toplayamamışsınızdır. Yataklarımızı da topladık Aslı yenge. Şimdi de yalancılık ha. Bunu asla affedemem. Bu çocuklar yalan söylemez Aslı'cığım. Değil mi Nazlı'cığım? Demek öyle. Bunlar hiç yalan söylemezler yani. O zaman beraber çıkalım. Bakalım kim yalancı, kim iftiracı ha? Hadi yürü. Çıkın, çıkın yukarı. Çıkın hadi. Gel hayatım gel. Gel bak göreceksin kimin yanılıp yanılmadığını. Evet. Hayatım gel de kendi gözlerinle gör odanın dağınıklığını. Bak. Bakıyorum ama herhangi bir dağınıklık göremiyorum Aslı'cığım. Ama şey yani biraz önce burası darmadağınıktınız. Yani imkansız böyle bir şey hayatım. Sen sakın odaları karıştırmış olmayasın. Asıl dağınık olan Kıvılcım'ın odasıydı bence. Yok canım ne alakası var? Daha biraz önce burası darmadağınıktı hayatım. Ama kesin. Bekle sana bunların nasıl temizlik yaptığını göstereceğim. Mutlaka bir yerlere gizlemişler. Nerede? Nereye koydunuz ha? Nerede? Bunların içine mi doldurdunuz? Nereye koydunuz? Yok. Aslı'cığım. Aslında bu kızların ne kadar düzenli, tertipli ve temiz olduklarını bana gösterdiğin için sana teşekkür ederim. Kızlar, sizi de tebrik ederim. Hadi aşağı inelim. Beni yalancı çıkardılar. Beni yalancı çıkardılar. İstemiyorum öbürleri evimde. İstemiyorum, istemiyorum. En kısa zamanda kurtulacağım bu aptal ördek yavrularından. En kısa zamanda kurtulacağım. Vurabilecek misin o sevimli hayvanı? Sen de kimsin be? Nereden çıktın? Küçük, sevimli bir tavşancı öldüreceksin. Onu yemeye ihtiyacın mı var? Yok, sadece zevk için. Ve iyi insanlar zevk için hiçbir canlıyı öldürmezler. Canım, ben zevk için öldürmüyorum ki. Yani spor olsun diye. Hem avcılık da bir spordur değil mi? Söylediğim bahaneye kendin bile inanmıyorsun. Spor sağlık için yapılır ve ateş etmek hiç kimsenin sağlığına iyi gelmez. Peki ne yapayım ateş etmeyip daha söyler misin bana? Yani ben kendimi böyle doğaya, hayvanlara daha yakın hissediyorum. Hmm,
hayvanlarla öldürmek dışında başka şekillerde de iletişim kurabilirsin. Hem doğa kendisine sevgiyle yaklaşan herkese sevgi verir. Bence böyle daha mutlu olacaksın. Bunları nasıl yaptın? Senin bir doğa fotoğrafçısı olmanı çok istedim ve oldu. Tabii bunu benden daha çok senin istemen lazım. Evet. Galiba çok kötü bir fikir değil ha? Aramıza hoş geldin. İyi insan. Bitti. Vay be. Şimdi ben bunu avcılar kahvesinde anlatsam atıyorsun diyecekler. Gene inanmayacaklar bana. Neyse. Kızlar nasıl gidiyor? Alıştınız mı bari okulunuza? Zor iş be Zülfikar abi. Aa, niye? Her gün sınav, her gün stres. Okula alışmak senin sonunu buluyor. O zaman da okul bitiyor. Tabii Leyla'nın okula alışmasından çok okulun Leyla'ya alışması sorun var. Ben de uğraşmasana Selin. Ama çok hoşuma gidiyor Leyla'cığım. Of ya, hep kavga ediyor ablalar. Canım sıkılıyor Zülfikar abi. Yok yok Nazlı, sen yanlış anlamışsındır. Ablamlar aralarında şakalaşıyorlardır. Şakalaşıyor ama ben hiç gülmüyorum. Bak bak bak. Büyümüş de bizi şikayet edermiş. Şimdi intikam vakti. Biraz susan bebek. Roy oyun parkı zannettiniz herhalde. Bana bak Kıvılcım. Tamam Leyla. Sabah sabah kendimiz biraz fazla kaptırdık galiba. Oldu. Bir de istersen yazarak anlaşalım. Biri mi uyuyor? Neden fısıldaşıyoruz? Çok komik. Ya bir rahat durun kızlar ya. Düşün Aslı, düşün, 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 düşün. Bir şeyler yapmam lazım. Bu küçük yavrucaklardan. Ne yavrucağı canım? Bildiğin sıpa işte, sıpa. Bu küçük sıpalar beni feda etti, canımı sıkmaya başladı. Bir şeyler yap ve onlardan kurtul Aslı. Evet, bir şeyler yap ve onlardan kurtul Aslı. İstersen ben sana biraz yardımcı olabilirim. Evet, evet. Tamam nasıl? Nasıl? Bize hiçbir zararları yok terbiyeli çocuklar. Şimdiye kadar komşulardan bile hiçbir şikayet gelmedi. Tersi olsa dediğini anlar, ben de düşünürdüm Aslı. Evet, işte bu. Çıkırın da geçtiğine göre kesin buldum. Evet, birilerinin bu çocuklardan yaka silkmesi lazım. Evet, birilerini bulmam lazım hemen, hemen. Düşün Aslı, düşün. Kim olabilir, kim olabilir, kim olabilir? Müstesna, kapıya bak! Müstesna! Müstesna'yı çarşıya gönderdim. Ah, çek elini oradan, çek, 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 çek! Bu senin bildiğin kapılardan değil. Meşe bu, meşe. Ne vardı? Şey hanımım, çöpleri toplayacaktım da. Yok çöp filan. Hadi güle güle. Kış 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 kış. Git 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 git. Gel 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 gel. Bana mı ses ettiniz hanımım? Sana dedim tabii çöpçü kardeş. Gel gel. Buyur. Şöyle geç. Sana bir teklifim olacak. Al şunu. Yok olmaz hanımım. Hem iş ahlakına sığmaz. Al 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 al. Vallahi olmaz. Al diyorum. O parayı al. O parayı al. Ne diyorsa onu yap. Vallahi olur. Güzel. Yani anlaştık. Şimdi senden ne istediğimi söyleyebilirim. Bu evi görüyorsun değil mi? Burada üç küçük cadı yaşıyor. Ve sen onlardan kurtulmama yardım edeceksin. Ya bu nasıl olur? Sizi müdüre şikayet edeceğim. Selam da söyle.
Sensin galiba kışkanı. Teşekkür ederim. Bak kim geldi Kıvılcım. Seninki. Yana gidip konuşmayacak mısın? Saçmalama, tabii ki konuşacağım. Hadi çabuk. Ne haber Ozan? İyiyim Kıvılcım, sen nasılsın? Sağ ol. Bugün bir arkadaşın doğum günü var. Okulun bütün erkekleri benimle gelmek istedi. Ama ben istemedim. Ya öyle mi? Neden istemedin? Çünkü doğum gününe senin benimle gelmeni istiyorum. Çok isterdim ama ben bugün Selin'le beraber ders çalışacağım. O yüzden gelemem. Hafta içi sözleşmiştik. Ah, bak Selin de orada zaten. Görüşürüz. Görüşeceğiz bakalım Ozan Bey. Nasıl olsa bir gün gelecek, diğer bebeklerimin yanına atacağım seni de. Gülümse bakalım. Nefret ediyorum ya. Dün dalıp gitmişim. Kitabın kapağını açmadım. Aynen ben de öyle. Dün akşam arkadaşlarla caddede takıldık. Annem gelip almasa daha çok otururdum ya. Hem zaten gelince gece 2'ye kadar Berk'le mesajlaşıp durduk. Merak etmeyin kızlar. Ben sınava hepiniz için hazırlandım. Nasıl yani? Ders mi çalıştın yoksa? Evet. Bunlar için epey çalıştım. Süper de. Ya yakalanırsa? Merak etme, ben değil ama başkaları yakalanacak. Nasıl ya? İzle ve gör. Abi ne yapacağım ben ya? Beynim bütün okuduklarımı kusuyor. Ya bir sindirse bütün kitabı yutacağım. Ben de son gece bakabildim. Anlayacağın işimiz iyice şansa kaldı yani. Neyse en iyisi ben bir konsantre olayım da böyle sorular zihnimde beliriverir belki. Ben de yan sınıftan soruları istedim ama 3 grup yapmış. Çok kurnaz oğlum bu Burak Hoca. Selin, nedir senin bu Ozan'la durumun? Bence o çocuk senden hoşlanıyor. Ay saçmalama Leyla ya. Aşk dedikodularına dalacağına dön önüne kitabını kur cama. Selin, sen soğuk su getireyim mi? O nereden çıktı ki? Bilmiyorum yani böyle hafif terlemeye başladın, yanakların kızardı. Galiba sıcak bastı biraz. Şimdi seninle uğraşamayacağım canım, çalışılacak sınavım var. İyi günler arkadaşlar. İyi günler öğretmenim. Oturun. Evet, sınava hazırız herhalde. Tamamen hazırız. Peki. Ama önce yerlerinizi değiştirmem gerekecek. Bu da nereden çıktı şimdi? Emre, sen gel şöyle arkaya geç. Siz kardeşleri de ayıralım. Selin, sen Ozan'ın yanına geç. Gözde, sen de Leyla'nın yanına geç. Emre'nin yanı boş kaldı. Ben otururum öğretmenim. Tamam Kıvılcım, sen de hemen oraya geç. Bundan iyi fırsat olamaz. Evet. Önden arkaya doğru uzatıyoruz arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Zehra! Buyurun hanımefendi. Ne yaptın Zehracığım, kiranı ödeyebildin mi? Hayır efendim. Ama siz nereden biliyorsunuz? Müstesna söyledi canım. Hı. Dur bakayım. Heh. Al bununla kiranı ödersin, tamam mı? Tamam. Hı. Ay sağ olun hanım. Nereye? Anlamadım. Anlatayım canım. Hani senin şu küçük velet vardı ya. Evet var. Heh, işte onun kolunu kır. Neler söylüyorsunuz aslanım? Tamam canım kırma. Sadece alçıyı alıver, tamam mı? Hı. Al bu da alçı parası. Tamam mı? Sonra da saat 4'te o çocuğun altılı koluyla beraber bizim eve geliyorsun. Ama Ekrem'in evde olmasın. Yine ay başı geldi Mahmut Efendi. Bunca sene hep namuslu bir vatandaş oldun. Peki ne oldu? Hı? Evde seni bekleyen 3 tane de çocuğun var. Ve bu akşam yine aç kalacak yavrucaklar. Bu kadar inatçı olma Mahmut. Şu muzların güzelliğine bak. Hadi al bir tane. Al. Allah sümsük. Buyur Mahmut abi. Nasılsın Fehmi? İyidir, bir isteğin var mı? Yok. Öyle bir baktım. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol Mahmut abi.
Sen bunu hak ediyorsun. Bu kadar iyi olma. Bu cüzdan seni çok rahatlatacak. Abi, koçum benim. Ve kötülük bir gol daha attı iyiliğe. Ne oluyor orada? Bunlar da ne? Bunlar hanginize ait çocuklar? Onlar ne öğretmenim? Belki de cevabını sen vermelisin Selin. Ben kopyaya benzettim. Kopya mı? Nasıl olur? Bunun nasıl olduğunu siz açıklayacaksınız bana. Ama öğretmenim onlar bana ait değil ki. Bana hiç ait değil. Ben çok çalıştım. Onlara ihtiyacım yok benim. Asıl benim ihtiyacım yok. Kopya ciddi bir suçtur öğretmenim. Bu durumu müdüre hanıma bildirmeniz gerekiyor. Müdüre hanıma mı? Evet. Aksi takdirde bir suçu gizlemiş olursunuz. Bu da sizi suça ortak eder. Üstelik biz sınıfımızda suça ortak olmuş bir öğretmen istemeyiz. Anlaşıldı. Bu sorunu müdüre hanımın odasında halledeceğiz. Buyurun çocuklar. Ama öğretmenim... Öğretmenim, Selin kopya çekmez. O hep sınıfının en başarılı öğrencisi olmuştur. Bir yanlışlık olmalı. Bir yanlışlık olduğuna ben de inanıyorum. Ama Fitnat Hanım'ın odasına gitmek zorundayız. Arkadaşınızı duydunuz. Sınavımız ne olacak öğretmenim? Fikret Hoca'nın dersi boştu. Onu çağıracağım. O gelene kadar taşkınlık istemiyorum arkadaşlar. Buyurun. Ah benim canım kocacığım gelmiş. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aslıcığım bugün özel bir günde ben mi unuttum? Aa, aşk olsun Ekrem'cim. Seninle yaşadığımız her gün çok özel değil mi zaten? Tabii de birdenbire böyle apar topar öğlenliğin eve çağırınca şaşırdım. Üstelik çok da güzel bir ambiyans hazırlamışsın. Gel böyle otur. Biraz rahatla. Bak sana en sevdiğin aperatiflerden hazırladım kendi ellerimle. Evet görüyorum. Ben çok şanslı bir adamım Aslı. Sen beni çok mutlu ediyorsun. Aşkım uzun zamandır baş başa kalamamıştık. Bu anın tadını çıkaralım ha. Hadi. Ah mutluluğumuza. Mutluluğumuza. Müstes. Neyse ben kendim bakayım kapıya. İyi günler. Ben az ilerideki villada komşunuzum da. Ay biliyorum. Nasılsınız komşu? İyiyim sağ olun. Hayatım komşumuz gelmiş. Bir bakar mısın? Gel. Merhaba nasılsınız? İyidir Allah'a şükür diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü neden? Sizin 3 tane yaramaz kızınız benim villanın camını şangırtta da kırmış. Oh. Aa! Yani bizim evde yaşayan 3 kız sizin camınızı kırdı öyle mi? Evet camımı kırdılar. Hayatım duyuyor musun? Senin Leyla ve Nazlı beyefendinin camını kırıp kaçmışlar. Olacak iş değil. Daha neler? Yok şimdilik o kadar. Yalnız beyefendi size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu kızlarınız daha başka şeyler de yapabilir. Yani benden söylemesi bilmiyorum. Beyefendi yavrucaklarımız adına gerçekten sizden kalpten özür diliyoruz. Biz onların kulaklarını çekeriz hiç merak etmeyin. Siz kulağını iyi güzel çekeceksiniz de peki bu kırılan camın parası ne olacak? Sanırım bu kadar para zararınızı karşılar. Karşılar. İyi günler. Nerede kalmıştık aşkım? Mutluluğumuza. Mutluluğumuza. Bu okulda disiplinsizliğe asla izin vermem. Burası Dingo Nahırı değil efendiler. Siz burada kendinizden başka eşek görüyor musunuz?
Duyamadım. Hayır efendim. Güzel. Kopya çekmek büyük bir suçtur. Ve bu odadakilerden biri kopya çekmiş bulunuyor. Ben yapmadım efendim. Ben de yapmadım efendim. Peki siz mi yaptınız Burak Bey? Hayır efendim, daha neler? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Duyamadım. Hayır efendim. Güzel. Şimdi eğer biriniz suçunuzu itiraf etmezseniz ikinize birden ceza vereceğim. Duydunuz mu beni? İkinizi birden okuldan uzaklaştıracağım. Ben yaptım efendim. Güzel. Demek sen yaptın. Hayır efendim, o yapmadı. Ben yaptım. Aa, olmaz Ozancığım. O seni senden evvel itiraf etti. Öncelik sırası onun. Ben sana daha sonra okuldan uzaklaştırma cezası veririm. Ama ben yaptım efendim. Ben... Hayır efendim, beni korumak için yapıyor. Ben yaptım. Duydunuz işte Burak Bey. Selin Hanım'a itiraf ettiler. Selin Hanım'a şöyle güzelinden bir hafta uzaklaştırma cezası veriyorum. Acele karar vermesek efendim. Belki kafası karışmıştır. Bana kopya çeken bir öğrenciyi savunmayın Burak Bey. Sen mi yaptın Selin? Bak başka şansın olmayacak. Emin misin? Aa, gitmesenize çocuğun üzerine canım. Yalan söyleyecek hali yok. İtiraf etti işte kız. Hayır Fitnat Hanım. Görmüyor musunuz? Ozan'ı korumaya çalışıyor. Konu kapanmıştır Burak Bey. Selin Hanım'a bir hafta uzaklaştırma cezası verdim gitti. Veremezsiniz. O suçsuz. Aa, siz şu kapının girişindeki yazıyı okudunuz mu hiç? Evet efendim. Ne yazıyor? Müdür odası. Güzel. O halde ben ne dersem o olacak. Ben bir çözüm yolu buldum efendim. Eğer müsaade ederseniz. Gerek yok. Konu kapanmıştır. Baştan bir sınav yapsak. Sadece ikisi. O zaman kimin kopya çekip çekmediğini anlarız. Allah Allah. Siz bir tane A4 kağıdının kaç para olduğunu biliyor musunuz Burak Bey? Öyle her kafamız karıştığında sınav yapacak olursak oho işimiz var demektir. Ben iflas ederim. Duydunuz işte. Kız itiraf etti. Her şey ortada. Daha neyi tartışıyoruz ki? Ben size bunun için maaş veriyor değilim. Ama müdür hanım. Konu kapanmıştır Burak Bey. Hala mı ısrar ediyorsunuz? Ama bu haksızlık. Bunu kopya çekerken düşüneceklerdi. Anlaşılan o ki siz benim fikirlerimi, sözlerimi hiç mi hiç önemsemiyorsunuz. Bu da demek oluyor ki bu okulda bana yer yok. Birazdan size istifa mektubumu takdim ederim. Hah, güzel. Memlekette demokrasi var. Herkes istediğini yapmakta özgür tabii. Sen güzel çocuğum, sınıfına gidebilirsin. Sen kalk küçük hırsız. Hırsız değilim ben. Sus konuşma. Ben ne dersem olsun. Hırsızsın işte. Bilgi hırsızı, hırsızsın. Neymişsin? Hırsız. Hırsız. Aa, vah vah vah. Sizin melekler benim çocuğun kolunu 4 yerden kırdı. Ya. Ay. Ya. Bakın. Dava edeceğim sizi dava. Hanımefendi bir yanlışlık olmasın. Yanlışlık sizin o 3 cadıda. Salıncakta sallayacağız, salıncakta sallayacağız diye aldılar çocuğu elimden. Ben de saflıklarına inanıp verdim, ne bileyim. Ama nasıl olur? Ay Ekremciğim, Allah'ınız. Ya bırak artık şöyle şaşırmayı. Bir yanlışlık falan yok işte. Senin melekler çocuğun kolunu kırmışlar. Ay vah canım, canım. Çok özür dileriz hanımefendi. Tabii hastane masrafını karşılayacağız. Karşılayacaksınız tabii. Bir daha o 3 veleti villamın çevresinde görürsen... olacaklardan sorumlu değilim ona göre. Tekrar tekrar özür diliyorum. Ben konuşacağım çocuklarla. Ya evet, ben de konuşacağım. Yürü çocuğum. Geçelim hayatım. Geçelim. Bu çocuklara böyle ne oluyor Aslı? Bunlar böyle çocuklar değillerdi. Hayatım, ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Bu çocuklar senin gözünü boyuyorlar. Evet, sen evdeyken birer melekler, melek. Ama sen işe gittiğin anda birer cadıya dönüşüyorlar. Tabii sen sabahın köründe çıkıp işe gidiyorsun. Akşama kadar onlarla ben uğraşıyorum. Hayır, anne babalarını daha yeni kaybettiler. Bir tür bunalım geçiriyor olmalılar. Ya öyle mi? Yarın öbür gün Kıvılcım, yani bizim biricik yavrumuz... bir kolu alçıda eve gelirse kıyameti kopartırım Ekrem. O çocuklar bu evden gidecek, gitmesi lazım. Ben bu kızlarla bir kez daha konuşmak istiyorum. Hayır, onlara bir şans daha tanımak lazım. Çocukları da dinlememiz gerek. Ay Ekrem, neyi dinleyeceksin Allah aşkına, neyi dinleyeceksin? 3 tane yaramaz cadı işte, gönder gitsin, gönder gitsin. Yaramazlık çocuklara mahsustur Aslı. Biz de çocukluğumuzda neler neler yaptık. Evet, kendilerini toparlamaları lazım. Ay canım, bu çocuklar sonuçta hırsızlık yapmadılar ya. Tamam canım, hırsızlık yapmadılar.
İşte aradığın fırsat Aslı. Hırsızlık yapsın bu çocuklar. Ha? Ama yapsalar? Aa, çocuk canım bunlar öyle şeyler. Olur olur değil mi? Ama hırsızlık? Olmaz. Olmaz. Asla. Benim işe yaramam gerek. Tamam canım. Kolay gelsin. Demek şimdi de hırsızlık yapmaya karar verdiniz ha? Yavrucuklarım benim. Bana bak küçük. Ben bu okulda 20 milyar bağış yapan öğrencinin bile kopya çekmesine izin vermedim. Sana mı vereceğim? Ama ben kopya... Çık konuşma! Şuna bak! Hem suçlu hem geveze. Sen çekmedin de kim çekler? Ha? Kim çekti? Ozan mı çekti? Ozan'ı tanıyorum. Ozan'ın bağış yapan babasını da tanıyorum. Ozan çekmedi hiç. Ama seni tanımıyorum. Şimdi... okulun bütün çöplerini sen toplayacaksın. Duydun mu beni? Çöpleri mi toplayacağım? Evet canım. Ama bununla kalacağını zannetme canım. Zira tuvaletlerin hepsini de sen temizleyeceksin. Duydun mu beni? Ne o? Ceza almak pek hoşuna gitmedi galiba. Bunu kopya çekerken düşünecektin. Ama hadi sana küçük bir iyilik yapayım canım. Erkekler tuvaletini temizlemesen de olur. Sadece kızlar tuvaletini temizleyeceksin. Hadi marş marş. Pas pas temizlik odasında. Ben tuvaletleri temizleyeceğime değil haksız yere suçlandığımı ağlıyorum. Konuşma. Merhabalar. Oo, Aslı Hanımcığım hoş geldiniz. Kolye, küpe, gerdanlık, yeni elegan çeşitlerimiz geldi. Bu sefer almaya değil satmaya geldim. Bu inci kolyeyi satmak istiyorum. Gerçekten kaliteli bir inci, alabilirim. Ben de satabilirim. Ah, ama benim biraz acelem var da. Ha, peki. Sizi daha fazla bekletmeyeyim, hemen paranızı takdim edeyim. Lütfen. Söylemem gerekiyor ki o kopyalar gerçekten bana ait değildi. Önemli değil. Kopyaların kime ait olduğu bilinmiyor ama cezayı çeken belli nasıl olsa. Sana yardım etmemi ister misin? Hayır. Beni daha fazla bu durumda görmeni istemiyorum. Peki. Çocuklar, ben mi yanlış görüyorum? Yoksa okulun hademesi mi değişti? Bu kızın ne güzel hobileri var böyle. Bizim okulda kopyacıların sonu budur güzelim. Bundan sonra önün, arkan, sağın, solun sobe. Sen ne tarafa dönsen biz orada cehennemde olacağız. Cehennemde olun diyeceğim ama siz orayı da kirletirsiniz. Ah, madem biz her girdiğimiz ortamı kirletiyoruz, buradan başlayalım o zaman. Aa! Döndüğümüzde bu çekirdekler burada olmayacak. Bu meyve suyu da burada olmasın. Aynı sizi istemediğimiz gibi. Güzel temizle oraları güzel. Hatta buraları bittikten sonra gel bir de bizim evi temizle. Allah'ım bunlara inanamıyorum ya. Dünyanın en kötü iç insanı bunlar olsa gerek. Dikkat dikkat. Okulumuzun müdürü konuşuyor. Tamam. Senin yerleri güzel temizle kontrol edeceğim. Tamam. Of bir de müdür hanım var tabii. Etti dört. Hadi Selin ama artık üzme kendini. Yani ben gözümle görsem bile senin kopya çektiğine zaten inanmam. Ya sınavdan önce zaten kitabı hatimledim. Tam 3 saat 15 dakika çalıştı. Hatta
Bu sabah erkenden kalkıp 37 dakika daha çalıştı. Hepsini gördüm. Sağ olun kızlar ama ne yazık ki sizden başka bana inanan yok. Hadi inanmasınlar, ondan da geçtim ama olan Burak öğretmeni oldu. Evet ya, keşke hiç okuldan gitmese. Yani yapabileceğimiz bir şey olmalı. Yalvarsak bizi dinlemez mi? Ben çok ağlarım, belki gitmekten vazgeçer. Zannetmiyorum, çok kararlı görünüyordu. Ya annem her şeyin bir çaresi bulunur derdi. Ya bir yolu olmalı. Ama ne? Evrak Aya. Ay Selin, yine benim anlamadığım dilden konuşmaya başladın. Arşimet öyle demiş. Buldum. Biz neden Selena'yı çağırmıyoruz? Arşimet kim? Selena'yı tanıyor mu? Boş ver Nazlıcığım. Önemli değil. Selena'nın dediğini yapacağız. Selena'yı çağıracağız. Kimse bakmıyor değil mi? Yok yok. Hadi. Selena. 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 İyilerin dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Aa, Selena ne oldu sana böyle? Selam bayanlar. Seviyorum bu küçük kızla oynamayı. Beni eğlendiriyor. Kancım. Ne var? Uzi burada. Ozan mı? Nasıl oynuyorum kızlar? Süper. Gitsene mi? Nasılsın Ozan? İyi, senden? İyiyim, sağ ol. Ben böyle yalancı bir kız görmedim Ozan. Kim? Selin. Resmen gözümün önünde kopya çekip suçu senin üstüne attı. Selin senin düşündüğün gibi bir kız değil Kıvılcım. Hem Fitnat Hanım'ın yanında beni korumak için suçu üstlendi. Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Hadi ya. Vallahi ben bilmem. Herkes gördü onun kopya çektiğini. Kız kopya çekti ve sonra itiraf etti. Sen de hemen üstüne alındın. Anlamıyorum, ne kadar safsın. Kopya çeken bir kızla arkadaşlık edebileceğini hiç düşünmezdim. Sana bunu yaptıktan sonra hala onunla ders çalışmayı düşünmüyorsun değil mi? Bilmiyorum. Boş ver Selin'i. Sen benim ya doğum gününe gelecek misin? Hem kafanı dağıtırsın biraz. Güzel, çıkışta konuşuruz o zaman. Hem evine bırakırım seni. Kıyafetim için kusura bakmayın. Selena, ne oldu sana böyle? İtfaiyeci gibi olmuşsun. Ortada oturum bitmiyor. Daha demin de Akdeniz'de bir orman yangınını engellemeye çalışıyordum ama Hades adamın beynini yıkadı. Çok duman vardı. Çok duman vardı. Bir saniye kızlar. Şey, seni küçük sorunlarımızla rahatsız etmek istemezdik ama bizim de yardıma ihtiyacımız var. Yapmayın kızlar. Siz beni bir kaleme hapsolmaktan kurtardınız. O yüzden benim için her zaman önceliklisiniz. Anlatın bakalım. Neler oldu? Seninle kopya çekmekle suçladılar. Kim suçladı? Sınavda birileri sıraya kopya koydu. Okul müdürü olacak o kokoş kadın da seninle haksız yere suçladı. Tamam, sakin olalım kızlar. Hem senin ağzına hiç yakışmıyor böyle laflar. Sonra ne oldu? Müdür dinlemeyince Burak öğretmen de gitmeye karar verdi. Ne olur gitmesin Selena. O çok iyi bir insan. Çok gülüyor. Aynı babam gibi komik. Peki o zaman. Biz de göndermeyiz. İyi de nasıl? Bir fikrim var. Nasıl da tuzağa düştüler ama. Bu kızlar sıfır numara nek gibi çalıştıkları halde nasıl da kopyalarca sıfırlandılar ama. Süpersin Kıvılcım. Hem sahinde hepimiz kopya çektik hem de suç çektik. Başta okula geldiklerinde çok bozuldum ama iyi ki de gelmişler. Rıt yani sahillerinde bol bol gülüp eğleniyoruz. Hadi kızlar bir tuvalete gidelim ve saçlarımızı düzeltelim. İhtiyacım yok, ben her zaman mükemmelim. Neyse bari gelip şöyle süreyim. Ozan'ın saçlarıma kendime iyice hayran edeceğim. Çok
Demek siz yaptınız ha? Bakalım bu sefer de kurtulabilecek misiniz? Ah! Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Kapı mı dinliyorsun? Öğretmenim, size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Söyle çocuğum. Zaten benim gibi önemli insanlar önemli şeyleri duymayı hak eder. Dinliyorum. Öğretmenim, Kıvılcım ve arkadaşları konuşurken duydum. Aslında senin arkadaşımızın hiçbir suçu yokmuş. Bütün kopyayı Kıvılcım hazırlamış ve bizim sıraya atıvermiş. Ya. Sen gel bakayım şöyle. Güzel hikaye. Belgen var mı? Bütün konuşmaları buraya kaydettim. Ver bakayım. Senin akıllı çocuk. Sen bunun okulda yasak olduğunu bilmiyor musun ha? Walkman'ine el koyuyorum. Başka belgen var mı? Yok efendim. Güzel. O halde benim gibi önemli bir insanın vaktini daha fazla harcama. Dışarı. Kaç 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 çabuk. Evet. İstifa dilekçem tamam. Demek buraya kadarmış. Ne yapalım? Belki de böyle olması daha iyi oldu. İstanbul'a ve İstanbul'a yazılmış bütün şiirlere elveda deme zamanı geldi sanırım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Bir şey söyleyeyim, çay söyleyeyim. Çay için. Çay bu havada biraz bunaltır. Soğuk bir şeyler söyleyeyim, ne dersiniz? Ben de tam istifa... Neyse, siz nasılsınız? Güzel. Gideceğinizi duyduk. Evet, ben de duydum. Ay, yani evet. Ben de istifa dilekçemi yazıyordum. Kararınızı iyi düşündünüz mü? Bu okul bana göre değil. Selin'in suçsuz olduğuna inanıyorum kalben. Fakat bu olayın somut olarak ispatlanma şansı verilmedi bana. Gerçi Ozan da öyle. Kopya çekebilecek bir çocuk değil ama... Dediğim gibi... Kendimi çok aşağılanmış hissettim bir eğitimci, bir öğretmen olarak. Kendime daha doğru bir yer bulmalıyım belki de. Bence böyle bir yerde sizin gibi insanlara çok ihtiyaç var. Artık çok geç. İmzamı atıyorum bile. Allah Allah. Biraz önce yazıyordu bu kalem. Uçtu. Dilekçem. Görüyorsunuz, bir dilekçe bile yazamıyorum Selena Hanım. Bence kararınızı tekrar düşünmeniz gerekiyor. Lütfen bizi bırakmayın öğretmenim. Bu okulda sizden başka sevdiğimiz hiç kimse yok. Siz de giderseniz biz ne yaparız? Öğretmenim, ben en çok sizin dersinizi sevdim. Tamam çocuklar. Hadi gidelim. Bence öğretmeninizin biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacı var. Tanıştığıma çok memnun oldum Selena Hanım. Ben de. Görüşürüz. 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 Söz mü? Bilmem. Peki o zaman görüşürüz. İnci kolyelerinize bakmak istiyorum. Buyurun efendim. Ha. Bu işimi görür. Ablamın fiyatı 15 TL. Fakat sizi 13'e bırakırım. Ay, bu basit şeye mi 13 TL istiyorsun? Ondan fazla vermem. Yapmayın abla. Maliyeti kurtarmaz. 10 TL'ye veriyor musun, vermiyor musun? Bak, almadan gidiyorum. Aman iyi be abla. Al. Ne cimriymişsin. Şöyle yola gel. Biz parayı kolay mı kazanıyoruz ha? Evet, bu iş tamam. Sevgili yavrucaklarım, yeni yuvanızda size mutluluklar dilerim.
Hocam, sizinle acilen görüşmem gerekiyor. Selin'in masumluğunu kanıtlayabilirim. Nasıl yani? Kopya çekenler ortaya mı çıktı? Evet hocam, gerçek suçlular Kıvılcım ve arkadaşları. Onların konuşmalarını kaydettim. Kopya çektiklerini itiraf ediyorlardı. Bu harika. Çok da harika değil aslında. Çünkü kötü haberlerim de var. Kayıt cihazımı müdür hanım el koydu. Haliyle benim de hiçbir delilim kalmadı. Burak Bey. Bir saattir sizi içeride bekliyorum ama gelmediniz. Şu istifa mektubunu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm ama alamazsınız. Çünkü kalıyorum. Ama nasıl olur? Hem bu öğrencinin burada ne işi var canım? Sen çabuk dışarı. Ben istifa etmekten vazgeçtim müdür hanım. Okulda kalıp öğretmenlik yapmaya devam edeceğim. Ona ben karar veririm. Kendimle ilgili kararları ben veririm. Ve kararım da bu yöndedir. Kuşların kakası ne kadar asitli ya. Bunlar demek ki kafamıza yapsa kafamız delinecek. Selin. Bekle, konuşabilir miyiz? Evet Ozan, seni dinliyorum. Sanırım senin hakkında bir an için yanlış düşündüm. Senden özür dilemek istiyorum. Ben de senden özür dilerim Ozan. Ben de senin hakkında yanlış düşündüm. Sanırım ikimiz de bize ait olmayan bir suçun tam ortasında kaldık. Evet. Öyleyse barıştık o zaman ha? Yoksa küsmüş müydük? Ben sen küsmemiştim ki. Kim? Ben mi? Yoo. Ne küsmesi? Tamam o zaman. Biz de arkadaşlığımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi Zülfikar, gidelim biz. Selin Hanım gelsin, hemen gidelim. Gelseydi, ben dün önce çıktığı halde hala gelmediğine göre canı yürüyerek gitmek istiyor herhalde. Ben o zaman bağırayım gelsin. Hadi, hadi kızım, hadi. Selin Hanım, Selin Hanım. Selin Hanım, Selin! Selin! Beni çağırıyorlar, gitmem lazım. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Bu mutluluğunun sebebi Ozan'la barışmanız olmasın sakın. Çok bilmiş seni. Bu bilmişliğinin cezasını sınırsız gıdıklanmakla ödeyeceksin. Bu mutluluktan sen de barınacaksın. Abla yapma ya. Hani annemizin bize öğrettiği bir şarkı vardı ya, ovalara yayılır. Nasıldı? Nasıldı? Kuş sesleri ovalara yayılır. İnsan buna hayran olur, bayılır. Hep beraber bir, iki, üç. Kuş sesleri ovalara yayılır. İnsan buna hayran olur, bayılır. Bal yapanlar çiçeklere konarlar. Fıstıklar taze çimen ayarlar. Aa, teşekkür ederim müstesna, eline sağlık. Afiyet olsun Ekrem Bey. Ay, ay, ay. Merhaba Ekrem amca. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar, gelin bakalım oturun şöyle. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben odama gidiyorum. Hadi gel sen de, ben sana poğaça yaptım. Çocuklar, sizinle konuşmak istediğim bir şey var ama önce bir şey soracağım. Bana söylemek istediğiniz bir şey var. Ne gibi amca? Yanlış bir şey mi yaptık yoksa? Bakın, sizinle açık konuşacağım. Komşulardan son günlerde sizin hakkınızda çok şikayet geliyor. Ama nasıl olur? Biliyorum, gençsiniz, heyecanlısınız. Her şey size oyun gibi geliyor. Ama çocuklar, bazı oyunlar bazı insanlara zarar verebilir.
Ama biz bir şey yapmadık ki Ekrem amca. Komşular öyle demiyor ama. Sabahtan beri en az 3 şikayet geldi. Kiminin camı kırılmış, kiminin çocuğunun kolu kırılmış. Bir yanlışlık olmasın? Bu imkansız bir şey. Biz bir şey yapmadık. Her şeye tolerans gösterebilirim. Tüm yaramazlıklarınıza. Ama yalana asla. Bana sakın yalan söylemeyin. Ah Ekremciğim, dayanamayacağım. Gitti. Çalınmış. Bu kadar da çok fazla ama. Ne oldu karıcığım? Senin bana aldığın o inci kolye var ya. O işte yok. Çalınmış gitmiş. Canım nereden biliyorsun çalındığını Aslı'cığım? Ekremciğim çalınmış diyorum. Senin araban çalınsa fark etmeyecek misin? Benim de inci kolyem çalınmış işte. Biliyorum. Kesinlikle siz yaptınız. Aslı. Biz bir şey yapmadık Ekrem amca. Ah, şimdi de bana yalancı mı diyorsun? Bravo Ekrem. Şuncacık çocuklara ezdiriyorsun beni. Bravo. Aslı'cığım nereden biliyorsun bu çocukların yaptığını? Hem bu çocukların üzerine bu kadar gitme. Ekremciğim bir düşünür müsün lütfen? Bu kızlar bizim evimize gelmeden önce evde böyle şeyler oluyor muydu? Hayır olmuyordu ama şimdi oluyor. Bir fikrim var. Hep beraber onların odasına gidelim. Ve etrafa şöyle bir bakalım. Tamam, kolye orada çıkmazsa hepinizden söz veriyorum. Tek 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 özür dileyeceğim. Tamam. Tamam buyurun. 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 Aslı'cığım, benim kızlarım öyle bir şey yapmazlar. Bakalım, göreceğiz. Şöyle şuralara bir bakayım. Sen de yatağın altına falan bir bakıver canım. Ay şunun arasına falan bak. Bu mu? Canım, bravo. Buyurun işte. Hani senin kızların böyle şeyler yapmazdı? Hı? Selin, yemin ederim ki biz yapmadık. Ay yok, ben koydum onu oraya ha. Ekremciğim, hala sıkılmadın mı sen bunların saf çocuk oyunlarından? Ay çocuk onlar canım. Onlar yapmayacak da kim yapacaklar dersen hemen avukatımı ararım, bilmiş ol. Evet amcacığım, biz hayatımız boyunca hiçbir şey çalmadık. Hayır bir şey değil. Dünyanın en dürüst çocuğu Kıvılcım'a da kötü örnek olacaklar hayatım. Bizim böyle bir şey yapmamız imkansız Ekrem amcacığım. Hırsızlık çok kötü bir şey. Hayatım sakın duygusal davranma. Sonuçta yani yaptıkları öyle basit bir yaramazlık değil ki. Hırsızlık bu. Evet kızlar. Yaptığınız her türlü yaramazlığı hoş gördüm. Verdiğiniz her zararı sineye çektim. Ama ben evimde hırsız barındıramam. İşte onun için yarın yatılı okula gideceksiniz. Şimdi gidin eşyalarınızı toplayın. Ama amcacığım... İnandın ha amcacığım. Söyledim size. Ben evimde hırsız barındıramam. O kadar. Aferin hayatım, aferin. En doğru kararı verdiğin için ve kızımız Kıvılcım'ı düşündüğün için tebrik ederim seni. Canım ben de çok üzülüyorum. Nasıl geldi? Nereden bileyim ben? Resmen iftira attı o cadı kadın bize. Artık amcamız da bize inanmıyor. Bizi hep kötü hatırlayacak. Ya ben buradan gitmek istemiyorum. Ben de gitmek istemiyorum. Ama gitmemiz lazım. Bizi burada istemiyorlar. Verin ellerinizi. Selena. Selena, Selena.
İyilerin dostu kötülerle savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Kızlar, bir sorununuz mu var? Evet Selena, bizi yatılı okula gönderiyorlar. Komşular bize iftira atmış. Güya camlarını kırmışız. Bir çocuğun da kolunu kırmışız. En son da hırsızlık yapmışız. Aslı yengenin inci kolyesi yatağımızın altından çıktı. Ama biz yapmadık. Biliyorum kızlar. Üzülmeyin. Bakın, kapı çaldı. Hadi aşağı inin. Hadi. Müstesna kapıya bakıver. Müstesna kapıya bakıver. Ay ne yaptın Müstesna, kahretsin. Bu halının ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun sen? Bu halı bana rahmetli teyzem şeyden kalmaydı. Şey, teyzenin adı neydi benim? Ama neyse canım, topla işte ortada abi. Buyurun. Merhabalar efendim. Buyurun. Aslı Hanım buradalar mı acaba? Tabii ya, Aslı. Aslı Hanımcığım, sizi bulmak çok güç oldu ama... bozdurduğunuz inci kolyenin parasını eksik vermişim. Onu getirmiştim. Buyurun. Aa, tanımıyorum ben bu adamı hayatım. Deli midir nedir? Siz kimsiniz kardeşim? Tanımıyorum hayatım ben bunu. Kapatalım kapıyı, gitsin canım ha. Nüfus cüzdanınızı da dükkanımızda düşürmüşsünüz. Onu da buyurun. Aa öyle mi? Siz Mehmet Bey misiniz yoksa? Ay kusura bakmayın, bir anda çıkaramadım ben sizi. Böyle saç sakal bir şey değişmiş. Bir boyunuz mu uzamış, ne olmuş? Bir yanlışlık olmasın. Bakın, inci kolye burada. Bu fake. Yani sahte. Sahte mi? Ne yaptın? Temizledin mi içeriği? Aslı duydun mu? Efendim canım, müstesnayla konuşuyorum, duyamadım. Bak, bu kolye sahteymiş. Yani sen benim sana aldığım kolyeyi bozdurmuşsun. Aa! Müstesna gördün mü yaptığını? Ben ona 50 kere sordum. Bu dedim bana Ekrem'in hediye ettiği inci kolye mi dedim ama yok, kafa yok ki, dındı. Ama hanımcığım, lafımı kesme. Bak senin yüzünden bu melek gibi yavrucakların günahını aldım. Onları suçladım. Çabuk onlardan özür dile bakayım. Özür dilerim kızlar. Ben kaçayım artık. Kaç sen, kaç. Daha sonra hesaplaşırız. Ben sana uğrarım. Güle güle. İyi günler efendim. Ben camlar için gelmiştim. Ben o cam için zaten ödeme yapmıştım. Maalesef yetmedi efendim. Sizin yaramazlar maşallah bütün camları indirmişler. Hayatım, diyorum sana bunlar melek yüzlerinin altında birer çatı çatı. Çöp var mı abi? Bir dakika, müstesna. Ana, İsmail sen ne yapıyorsun oğlum bu sırada? Vay be. Nerede aldın bu elbiseyi? Birisiyle karıştırdı herhalde. Vallahi tıpkısı aynısı. Hadi kardeşim, çöp falan yok. Kış Allah versin hadi. Evet, bizim bu para işi ne olacak? Ne parası? Cam parası. Bu da ne? Elbisenin altından çöpçü elbisesi çıktı. Çöpçüymüş. Senin kalıbı ne Emir? Utanmıyorsun değil mi şimcacık yavrucaklara iftira atmaya? Hayatım bir de komşumuz diye evimize gelip bizden para satmaya kalktı, inanabiliyor musun? Seni utanmaz. Ah gel otur, bir sürü yalanla kandırdın bizi. Gördünüz mü çocuklar, her şey açığa çıktı bir anda. Sizlere çok büyük haksızlık ettim. Ben hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum, tamam mı? Önemli değil amca. Canlarım benim. Az kalsın bizi ayıracaklardı. Melek bunlar, melek. Ah canlarım. Nereden bileyim Aslı? Selena.